Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Supi Hocam, what's in the video? Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Televizyon ünitesindeyiz biliyorsunuz ki ve şu andaki konumuz preferences, yani tercihler. Hangi programı, hangi programa tercih edersiniz ve bunun gerekçesi nedir, ondan bahsedeceğiz. Aynı zamanda sevip sevmeden bahsederken yepyeni kalıplar göreceğiz. Evet, iki kişinin konuşmasıyla başlıyoruz. What kind of TV programs do you enjoy watching? I prefer watching sitcoms because they are really entertaining. Yes, you're right. What about you? I prefer watching news to movies or films because they are more interesting for me. I am not interested in news. I am fond of comedy shows and talk shows, but I can't stand discussion programs. Güzel. Şimdi demiş ki sen ne tür programlar izlemekten hoşlanırsın, keyif alırsın? Çünkü enjoy, keyif almak. Evet. Prefer, tercih etmek. Evet. Onu biliyoruz. Sitcom. Durum komedilerini. Evet, durum komedi. Artık sitcom olarak da dilimize geçti zaten. Çünkü diyor onlar gerçekten... Entertaining. Eğlenceli. Eğlenceli, eğlendirici, güzel. Yes, you're right. Evet, haklısın demiş. What Peki about ya you? Peki ya sen? I prefer watching news to movies or films. Ben haberleri izlemeyi, enteresan bir tutku, haberleri izlemeyi filmlere tercih ederim demiş. Çünkü onlar daha benim için ilgi çekici diyor. Evet. Enteresan, evet. Ben de öyleydim çocukken. Cidden mi? Spikerleri taklit ederdim çünkü konuşmalarını. Evet, ana haberleri böyle. Ana haber merkezine, haberin merkezine hoş evet. geldiniz diye. Evet. İyi akşamlar sayın seyirciler diye onları taklit ederdim. Sonra diyor ki ben haberlerle ilgilenmem. I am fond of. Arkadaşlar fond of kalıbı var burada. Fond of da sevmek, hoşlanmak anlamına gelir yine. Sevmek, hoşlanmak, bayılmak artık. Hoşlanmak. Yazamadım ya. Evet. And I'm fond of comedy shows and talk shows but I can't stand. Can't stand ise katlanamamak, dayanamamak, çekememek gibi bir anlama geliyor. I can't stand discussion programs. Discussion programs neydi? Tartışma programları. Sayın Kayahan lütfen istirham ediyorum falan deyip böyle tartışma programlarına katlanamıyorum demiş sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de hoşlanmadığı bir şeyden bahsetmiş. Şimdi bunları bir tablo halinde görecek olsaydık, olursak eğer. Like neydi? Sevmek, hoşlanmak. Sevmek, hoşlanmak. Love, çok sevmek. Çok sevmek, bayılmak. Artık iki kalp yapabiliriz. Enjoy yine keyif almak, zevk almak demek. Bu arada kalplerimin ne kadar yamuk olduğunu yamuk, görüyorsunuz. Evet, yamuk yapıyorum. Düzgün yapamadım. Bir yamukluk boyama var. Boyama yani çizimlerim çok iyi değil. Interested in ne? İlgilenmek. İlgili olmak. Bu arada başta be var. Be'nin ne olduğunu birazdan bahsedeceğim. Crazy about bir şeyi. Onunla ilgili çılgınca sevmek. Çıldırasıya sevmek. Üç tane kalp. Çılgınca sevmek. Fond of yine hoşlanmak, keyif almak, sevmek anlamına gelir. Hoşlanmak. Into da o şeyle ilgilenmek yine ya da sevmek anlamına geliyor yine. Yani o şeyin içinde olmak. Şimdi peki buradaki be'ler ne? Sevgili arkadaşlar buradaki be yerine am, is veya are kullanmanız lazım. Yani I be interested in demeyiz de I am interested in comedies. Filmlerle, komedi filmleriyle ilgiliyim. Onlarla ilgileniyorum. Ya da I am crazy about sports program. Spor programlarını çıldırasıya seviyorum. Delice seviyorum. Ya da my father is fond of news. Babam haberleri seviyor. Ya da mom is into cookery programs. Annem yemek pişirme programlarını, yemek programlarını seviyor. Dislike ne? Sevmemek. Hate. Nefret etmek. Nefret etmek. Buna çift eksi yapalım buna. Can't stand ise neydi demin? Katlanamıyorum. Katlanamamak. Üç eksi. Yani duygu yoğunluğu çok fazla. Nefret ediyorum. Hani bir tanesi bağırıyor. Evde canım sıkılıyor. Benim de falan diyordu ya. Can't stand. Katlanamıyorum artık evde kalmaya. Dayanamıyorum gibi. Can't stand. Böyle bir anlamı var. Şimdi gelelim prefer'e. Tercih etmek. Nagihan'cığım prefer'den sonra gelen ilk kelime tercih ettiğimiz şeyi. Sonrasındaki ise... Tercih etmediğim şeyi anlatır. Yani şu öncekini, şu sonrakini tercih ederiz. Peki bu aradaki to ne anlama geliyor? Buradaki to da sevgili arkadaşlar Türkçedeki a, e anlamına geliyor. Şunu, şuna tercih ederim. Kendi tercihlerinden bahsederken prefer'de sıkıntı yok. Başkasının tercihlerinden bahsederken prefer'ın sonuna s takısı getirerek... O şunu buna tercih eder gibi geniş zamana uygun bir cümle kurmuş oluyorum. Şimdi aşağıdaki örneklerime bakalım daha iyi pekiştireceğim. I'm crazy about movies because they are fascinating. Fascinating, büyüleyici.
Büyüleyici, sürükleyici anlamına geliyor. But I can't stand soap operas because they are nonsense. Nonsense de saçma demekti. So I prefer movies to soap operas. Ben filmleri çılgınca seviyorum. Çünkü onlar büyüleyici, sürükleyici benim için diyor. Hı hı. Ama pembe dizilere, hani bu gündüz kuşağındaki aşk, entrika vesaire dolu pembe dizilere hiç katlanamıyorum. Çünkü onlar çok saçma demiş. Bu yüzden de ben filmleri pembe dizilere tercih ediyorum demiş. Prefer to kalıbını görüyoruz. Görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Look at the photos below and write which programs do they like watching. Şimdi sevdikleri programlar gelmiş burada söylenmiş. Üçüncü tek şahıs da kullanabiliriz, birinci tek şahıs da kullanabiliriz. Ve şu sevmekle alakalı değişik değişik kelimeleri kullanarak bence bunları söyleyelim. Ne dersin? What does she enjoy watching or what does she like watching? She enjoy mu demiştik? Enjoys. Enjoys diyeceğiz. She olduğu için. She enjoys. O pembe dizi gibi pembe mi? Pembe dizi evet. O neydi zaman şeydi soap operas. Soap operas. Soap operas. Evet. Burada mesela bir erkekten bahsedelim. He çıldırıcıya sevsin, delice sevsin. He is crazy about belgesel. Neydi? Documentaries de diyebilirdim. Evet. Burada kimden aile bireylerinden bir tanesinden bahsedebiliriz. Ya da bir aileden bahsedersek they diyebiliriz. They. Çoğul kullanabiliriz. They are interested in. They are interested. İlgileniyorlarmış. They are interested in. Spor programları sports mı diyelim? Sports program. Güzel. Ve onlar da çizgi film ya da animasyon sevsinler değil mi? Olur. Ne diyelim? Benim küçük kız kardeşim. Hoşlanıyor, keyif alıyor. My little sister. My little sister. Is. Fond of diyebiliriz. Fond of. Animation, movies, animasyon filmleri çok seviyormuş, bayılıyormuş arkadaşlar. Gelelim şimdi buraya. True ve false yapacağız. Tabloda Görkem, Seray, Metin ve Zeynep isimli arkadaşların documentary yani belgeseller, reality show, gerçeklik programları yani reality show'lardan, news, haberlerden ve quiz shows, bilgi yarışmalarıyla alakalı arkadaşlar hisleri, duyguları olumlu ve olumsuz olarak gösterilmiş. Biz burada true false olanları bulmaya çalışacağız. Şimdi... Görkem is crazy about documentary, news and quiz show demiş. Şimdi bakalım buraya. Quiz show sevmiyor. Güzel. Demiş ki Görkem belgesel, haber ve quiz show'a çıldırasıya seviyor. Bakalım şimdi. Evet belgeseli seviyor. Tamam. Haberler onu da seviyor. Ama quiz show yok arkadaşlar. Reality show var. Dolayısıyla buraya hemen bir false yapıştırabiliriz. İkincisi sende olsun. Sen bakalım tabloyu çözümleme. Pardon, false yani. Niye false? Seray enjoys only quiz shows diyor. Seray sadece şeyden, bilgi yarışmalarından keyif alır keyif diyor. Alır. Bakalım şimdi tabloya. True. Evet, diğerlerinin hepsi üzgün surat. Onları sevmiyor ama bunu seviyor. O zaman true. True. Hem ben bir true yazdık. En üstteki false arkadaşlar. Onu bir kere daha düzeltmekte fayda var. Ben false hiç yapamam. Evet. Bir gün yine false yapamıyorum. Metin, o da bugün. Metin is fond of watching news and documentary. Burada ne demiş? Metin haberleri ve belgeseli izlemekten keyif alır. Evet. Demiş. Bakalım. Metin. Documentary news. Güzel. O zaman true. True. Zeynep can't stand reality shows. Can't stand neydi? Katlanamamak. Dayanamamak. False. Bakalım reality show'ları seviyor mu Zeynep? Sadece onları seviyor. Sadece onu seviyor aksine enteresan. O zaman bunu arkadaşlar hemen false yapıyoruz. Görkem watches more TV programs than Seray. Görkem diyor ki... Seray'dan daha çok TV programlarını daha çok izliyor. Güzel. Baktığımız zaman şimdi Seray kaç tane program izliyor? Seray bir tane. Bir tane izliyor. Görkem kaç tane izliyor? Görkem üç tane. Üç tane izliyor. O zaman daha çok izliyor. Evet, Görkem daha çok izliyor. True bir arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada preferli cümleler kuracağız Nagihan'cığım. Hadi bakalım. Görkem şunu şuna tercih ediyor gibi basit birer tane her biri için, her bir kişi için birer tane cümle kuracağız. Tamam, Görkem. Prefers. Herhangi biri olabilir. Documentaries hatta.
Araya ne gelecek? To. Quiz shows. Güzel. Belgeseli quiz show'lara tercih ediyor. Evet. Prefer'de what about Seray? Olumsuzluk kullanabiliyor muyuz? Tercih etmiyor mu diyor? Evet, tercih etmiyor olarak. Doesn't prefer. Bunu buna tercih etmiyor. Olabilir. De hani daha çok tercih ettiği vurgulur. Dislike falan. Dislike denir. Kullanabilir. Evet. Seray? Seray prefers. Her seferinde quiz başkasından shows. Bahsettiğimiz için sonuna S takısı getirmeyi unutmuyoruz. Quiz shows to news. Haberler. Şimdi bu sanki news'un sonundaki S onu çoğul yapıyormuş gibi geliyor ya. Bir tane haber de news, 1000 tane haber de news. Yani o S onun kelimenin kökünde var, öyle söyleyeyim ben sana. Çokluk eki değil yani. Çoğul eki değil o. Değil, evet. Metin. Prefers. News. To reality shows. Aslında yeniler diye düşünebilirsin. Çünkü her gün yeni bir haber izliyoruz, evet. Baktığım zaman aslında. Yeni şeyler, yenilikler. Aralara tur getiriyor. Dolayısıyla bir yuvarlak şener alalım. Evet. Ve what about Zeynep? Zeynep prefers. Mecburen reality shows. To news diyeyim. News. Haberleri. Sizi çok yazı yazmaktan kurtarayım. Harften kar ettik sevgili arkadaşlar. Evet. Oh, hani küçükken haberdeki spikerleri taklit ediyor musunuz, evet. Ya? O zaman o taklit yeteneğinizi göstermeyin, ortaya onun çıkarmanın eyvallah. Zamanı gelmedi mi ha? Hayır. Evet, buyurun bakalım. Ama bu da yani. Hi, I am Berkay. Everybody in my family likes watching TV but we enjoy different programs. For example, my mother Canan prefers watching series. She thinks they are entertaining and exciting. My little Ella, sister. my sister Ella is fond of watching cartoons. She says they are fun and educative, eğitici, değil mi? Mm-hmm. But I don't think so. To me, they are nonsense. I and my father are crazy about football matches. We never miss our favorite team's match. My mother thinks it is unbearable. My father Faruk sometimes prefers watching quiz shows as well. According to him, it is informative. I like sitcom most. To me, they are entertaining. Güzel. Evet. Anlatabileceksin herhalde bunları bize. Diyor ki, merhaba diyor, ben Berkay. Ailemdeki herkes televizyon izlemekten hoşlanır. Ama farklı televizyon programları izler. Onlardan farklılarından keyif alır. Evet. Örneğin, for example, annem Canan. Dizileri izlemeyi tercih eder. Evet. Seri dizi. She thinks. O düşünüyor ki onlar yani diziler. Entertaining neymiş? Heyecan verici. Hayır, ve. Hayır, entertaining. Eğlenceli. Ha, önce bunu pardon, çevirmiştim. Pardon, exciting, heyecan verici. Doğru, heyecanlı. Heyecanlı ve eğlenceli. Olduğunu düşünüyormuş annesi. My little sister Ella. Küçük kardeşim Ella. Cartoons, çizgi film izlemekten hoşlanıyormuş. Güzel. O diyormuş ki. Çok eğlenceliymiş. Fun and eğitici. Eğlenceli ve eğiticiymiş. Ama ben öyle düşünmüyorum diyor. Bana göre onlar sıkıcı. Saçma. Aslında son zamanlarda böyle çok eğitici şeyler yapıyorlar. Ben hani çocuklarımdan dolayı görüyorum. Mesela çocuklara tuvalet eğitimi kazandırmada, çocuklara diş fırçalama eğitimi kazandırmada, çocuklara hani olumlu davranışlar kazandırmada birçok şeyler yapıyorlar. O anlamda eğitici de bulunuyor değilim yani. Ama evet. Ne varsa eskilerde var. Tom ve Jerry'ler bir şeyler. Ben ve babam. Ne çekti o Tom be? Evet. Ben ve babam futbol maçlarına deli oluyoruz diyor. Çok seviyoruz. Evet. Biz asla favori takımımızın maçını kaçırmayız. Evet. Annem düşünüyor ki bu sıkıcı. Unbearable. Şimdi bear ayı demekti. Aynı zamanda katlanmak gibi bir anlamı da var. Böyle bir fiil. Unbearable ise katlanılmaz, dayanılmaz. Ya ne anlıyorsunuz şu futboldan falan gibi bir tepkisi varmış. Aynen öyle. Evet. Babam Faruk bazen bilgi yarışmalarını tercih eder. Bilgi yarışmalarını da tercih eder. Türkçedeki daha de anlamına geliyor. Evet. Ona göre. It is informative. Bilgilendirici. Ben daha çok sitcomları severim. Most en çok demek. En çok ben sitcomları severim. Evet. Bana göre onlar eğlenceli. Eğlenceli, güzel. Çizgin kopya veriyorum. Evet. 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 What does his mother Canan enjoy watching? Anne Canan ne izlemekten keyif alıyor? Serious. Serious. Kısa cevap. Uzun cevap.
She enjoys watching series. Gibi uzun uzun cevap verebilirdik. What does she think about her favorite TV program? Entertaining and exciting. She thinks they are entertaining and they exciting. They are entertaining and exciting. Evet. What does his sister Ella prefer watching? Cartoons. She prefers watching cartoons diyebilirim. What is her opinion? What do you think about, ile what is your opinion about, aynı şey. What is her opinion about cartoons? Çizgi filmler hakkında. Diki opinion. Ki düşünce. Düşüncesi, fikri ne? Saçma. Nasıl başlayacağız cümleye? She thinks. O böyle düşünüyor. She thinks. She mi? Berkay. Berkay için soruyor. Yok yok, galiba. Ela. Ela. Ha, Ela Ela'nın şey. Çizgi filmlerle alakalı düşüncelerini. Tamam, her demiş ya. Tamam tamam. O zaman. She thinks. O eğlenceli, bilgilendirici buluyordu. Fun. Fun. They are fun. They are fun and educative. Evet. Do Berkay and her sister have same idea about cartoons? No, they don't. Çizgi filmler hakkında aynı düşüncedeler mi diye soruyor. Hayır, kesinlikle değiller. Ne demişti kardeşim? Berkay diyor ki, oy bu ne? What saçma. Does Berkay think about cartoons? Berkay tam olarak saçma bulduğunu söylemişti. O zaman? He thinks. He thinks they are nonsense. Evet. Onlar saçma. What do Berkay and his father love watching? Football matches. They are crazy about football matches. Ya da dediğin gibi they are crazy about. Arkadaşlar bu şekilde duyguların yoğunluğundan bahsedebiliriz. Ne izlemeye bayılıyorlar? Onlar futbol izlemeye çıldırıyor, delice seviyor gibi farklı bir duygu yoğunluğu var. Does Faruk prefer quiz shows or series? Quiz shows. O zaman he prefers quiz shows. İstersek two series diye ekleyebiliriz. Evet. What does Berkay prefer watching? Berkay da yine futbol maçlarını ama seviyordu. Ama en çok sevdiği neydi? En çok sevdiği sitcom. O zaman he likes sitcom. Sitcoms most. Burada most en çok. Bunun yerine best de kullanabilirdik. Hocam best en iyi değil mi? Evet ama like'la beraber kullanıldığında en çok anlamına geliyor. En çok bunu seviyorum gibi. Hmm. What is his opinion about it? Onunla ilgili fikri ne? Hani sitcomlarla ilgili fikri ne? He thinks, değil mi? O öyle düşünüyor. They are entertaining. Onun eğlenceli olduğunu düşünüyor. Eğlenceli ya da eğlendirici olduğunu düşünüyormuş. Sevgili Berkay'a teşekkürler. Gelelim şimdi Berkay, Canan, Ela ve Faruk'la dolduracağız burayı. Can't stand football match. Futbol maçlarına katlanamayan bir annemiz vardı, Canan. Canan. Prefers cartoons to other programs. Küçük kız Ela. Ela neydi bu? Ne diyor burada? Cartoon yani çizgi filmleri diğer programlara tercih eder. Güzel. Enjoys watching series. Canan. Canan Hanım'dan gidiyoruz. Güzel. Televizyon dizileri. Dizi izlemekten keyif alır. Is interested in sport programs. Spor programlarıyla ilgilenen baba. Faruk. Aslında Faruk en Berkay da diyebilir. İkisi bir de ilgilenir. Hates ama cartoons. Ama iz olduğu için şey yapmadım. Nefret edersiniz. Berkay. Berkay değil mi? Berkay. Bu çocuk hiç sevmiyor çizgi film. Hiç. Kendi sanki küçükken izlememiş. Hiç yani. Muazzez Hanım, Canan Hanım'ın oğlu bu. Evet. Bunun hep çizgi filmimizden. Mahallede hep konuşulurdu bu. Mahallede evet. Hep konuşulurdu bu hep. Neyse biz bunu bir istişare Things cartoons are educative. Düşünüyor. Ne düşünüyor? Çizgi filmlerin eğitici olduğunu düşünen. Kim bu? Ela. Savunuyor. Hakkını savunuyor. Aferin kız Ela. Evet. Prefers watching series to football. Evet. Dizileri futbola tercih eden Canan Hanım. Evet, gelelim şimdi arkadaşlar sorularımıza. Demiş ki, I never watch TV because it is waste of time. Waste of time? Zamanını geçirmek. Zaman harcamak. İsrafı. İsraf etmek. Waste, hani çevre ünitesini evet, görmüştük, hatırlıyor musun? Boşa harcamaktı. Waste of time, boşa harcamak, zamanı boşa harcamak, zaman israfı.
When I want to watch a movie, I prefer going to cinema because it is more diye başlayan bir cümle hangisiyle tamamlanamaz? Entertaining, nonsense, fascinating, exciting. B. B. Ne demişti şurada? When I want to watch a movie. Bir film izlemek istediğimde. I prefer going to cinema. Sinemaya gitmeyi tercih ederim. Because it is more. Çünkü daha. Daha entertaining ne? Eğlenceli. Eğlenceli olabilir. Fascinating. Bir heyecan verici. Büyüleyici değil mi? Çünkü sinemanın bir ayrı bir evet. atmosferi var. Her taraftan sesler şahane falan. Mükemmel, kocaman, devasa bir ekran. Heyecan Exciting. Verici. Heyecan verici ama nonsense. Sıkıcı. Saçma. Saçma. Yani sinema gitmeyi tercih ederim çünkü çok saçma. Olmaz. Olmaz. Savunuyor. Savunan bir şey olması lazım. Ay ben de olamadım. Durun bakalım. Metnin akışını bozan cümle hangisidir? Camdan dışarı bakarak yağmur izleyen bir hanımefendi. Eline de sıcak bir şişek var. When it is rainy, I never go out. Yağmur yağarken dışarı çıkmam. Asla dışarı çıkmam. I prefer staying at home, turning on TV and watching music programs. Evde kalmayı, televizyon izlemeyi, televizyon açmayı ve müzik programları izlemeyi severim. Listening to music and watching the rain is fascinating. Müzik dinlemek ve izlemek. Yağmuru izlemek. Yağmuru izlemek büyüleyici. Olala, büyüleyicidir. It didn't rain much last spring. Evet. Ne diyor? Şey. Geçen bahar. Çok fazla yağmur yağmadı diyor. Yağmadı. Hangisi cümlenin akışını bozuyor, metnin akışını bozuyor? Yani geçen yazdan bizde ne mi acaba? Çünkü güzel. Neler yapmaktan yani, hoşlandığından bahsederken bir an geçen yaza kafası takıldı. Yani olmaz. Bir anda geçen bahar ayında, ya geçen bahar mevsiminde şey, çok fazla yağmur yağmadı demiş. Kelle ayak olmuş arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı, yani daha doğrusu metnin akışını bozan D olduğundan dolayı sevgili arkadaşlar doğru yanıtımız D diyoruz. Ve videomuzu burada sonlandırmış oluyoruz ama yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın demeyi de eksik etmiyoruz. Hoşçakalın.